Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir gün, yeni bir tamir deneyimi. Bugün bir kullanıcımız yerinde tamir hizmeti istedi. Şimdi biz iPhone 7 bataryamız ile, değil mi Ayhan Beyciğim? Evet. iPhone 7 bataryamız ile müşterimizin adresine gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Hep beraber izliyoruz. Hadi bakalım. Evet, Bahsekon'a adrese geldik. Kalamış'ta bir yer. Ondan sonra güvenlik açısından adresi söylemiyoruz tabii ki arkadaşlar. Birazdan Ayhan ustamızla beraber müşterimizin ofisine girerek iPhone 7 pil değişimi sağlayacağız. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, pandemi nedeniyle kullanıcımız tabii ki bizi evinde ağırlamak istemedi. Saygı duyuyoruz. Hemen yanı başında güzel bir kafe var. Ondan sonra burada çeşitlerimiz. Kafemizin ismi Mojo. Gayet güzel bir yer. Dekoru vesaire iyi. Buraya da burada tavsiye etmiş oluyoruz. Ayhan Bey, bu arada işlemleri başlamış. Değil mi Ayhan Usta? Sizi bekliyoruz. Evet. Biz hazırız. Başlayalım. iPhone 7 pil değişimi için tamir işlemi başlıyor arkadaşlar. Şimdi iPhone 7 pil değişimi için harekete geçti. Ekranı ayırdık. Alt iki vidayı sökerek bakıyoruz. Cihazımızın durumu nasıl Ayhan Usta? Temiz. Müşterimiz güzel kullanmış. Evet. Daha önce tamir görmemiş bir cihaza benziyor. Evet. İlk defa cepmarket.com.tr internet sitesi aracılığıyla ekranı tarafından pil değişimi yapılacak. Buradan canlı yayına katılanlara el sallıyoruz bu arada. Evet, pil değişim süresi tahmini 10-15 dakika arkadaşlar. İhtiyacınız olduğunda cepmarket.com.tr internet sitesi üzerinden tek veri ile temasa geçerek yerinde tamir hizmetinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz böyle bir kafede buluşup güzel kahve eşliğinde size hizmet verebiliyoruz. Kahveler bizden arkadaşlar bu arada. Kullanım cihazı iyiydi değil mi Ayhan Usta? Yok, cihazımız gayet temiz ve bakımlı bir cihaz. Müşterimiz gayet iyi kullanmış. Herhangi bir sıvı teması veya darbe yok. Ufak tefek aşınmaları var kullanıma bağlı. Onlarda da hiç problem yok. Evet, cihazı hazır şu anda. Testlerini yaptı Ayhan Usta'mız. Şu an mevcut fabrikasyon 136 şarj var içerisinde. Yine müşterimize teslim ederken bildireceğiz. Bunun mutlaka bir 2-3 saat kadar %3 şarj yapması gerekiyor. Bataryaların iç şarjları için bu önemli, uzun süre kullanım için.
Yeni bataryalarda 2-3 saatlik bir şarj süresi ihtiyaç var. %100 de olsa da çıkartmıyoruz, şarjda kalıyor. Çünkü lityum iyon teknolojisinde, lityum iyon bataryalarda bu şekilde yapılması gerekiyor bunun. Bunları bildireceğiz, teslim edeceğiz. Onun için problem kalmadı. Bir şarja ben de çok önem veriyorum. Çok iyi bir konuya değindik. Kahveniş var, soğumasın. İlk şarj çok önemli arkadaşlar. Mutlaka %100 doluluk oranı yapıp kalibre etmek lazım. Hatta bizim bir önerimiz var. %100 dolduruyorsun, kullanıyorsun, %0 oluyor. Tekrar dolduruyorsun, tekrar boşaltıyorsun. Bu şekilde 3 defa doldur boşalt yaparsanız mükemmel bir şekilde bataryanız kalibre edilmiş olur değil mi Ayhan Usta? Evet, ve mümkünse ilk şarjlarını şehir elektriğiyle, yani normal prize taktıkları adaptörle, orijinal şarjlarıyla yapsınlar. Çünkü araç şarjlarında amper sabit kalmayabiliyor, çoğu zaman oynama olabiliyor. Akünün verdiği o anlık devre enerjiye göre o zarar verebiliyor. İlk şarjı mümkünse, imkanları varsa normal adaptörle, orijinal şarjla. Zaten bu pili bozan şeyler yapsın. Araba şarjıyla powerbank değil mi? Evet. Yani iyi bir powerbank tercih etmezlerse bozacaktır. Aynen öyle yani. Kaliteli olmadan asla araba şarjı powerbank almanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Pili gerçekten çok yoruyor, ömrünü kısaltıyor ve pil değişimine ihtiyaç duyuluyor. Teşekkür ederiz. Eğimlerde kullanın. Dediğim gibi ilk şarjı imal etmeyin. 2-3 saat kadar şarja kalsın. Yeterli olacaktır. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.